أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس من سورة المعارج Bugün Ma'arij suresinin 6. dersini ve 32. ayetinden itibaren okuyoruz. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ O kimseler ki o zikrettiğimiz evsaflarla mutasif olanlar onların evsaflarına devam ediyoruz. O musalliler ki o musallinler ki ellezinehum li emanatihim ve ahdihim ra'un emanetlerini almış oldukları emanetleri muhafaza ediyorlar. Vermiş oldukları ahdi riayet ederler, yerine getirecekler. Yani emanetlerinde hıyanet yapmazlar, ahitlerini de nakıt etmezler. Ahitlerini de ne etmezler? Bozmazlar. Şimdi وَالَّذ۪ينَ مَوْسُولَ مَا قَبْلَ عَتِفْتِرْ هُمْ مُبْتَدَى رَاعُونَ خَبَرْ olur. لِأَمَّانَاتِ مُعَهْدِمْ رَاعُونَ'ya ne olur? Haber olur. Burada cümle ismiye, mevsulun sılasını cümle ismi olarak getirmiş ta ki işaret etsin ki bunlar sürekli emanet ve ahidlerini muhafaza ediyorlar. Geçici bir süreliğine değil. Sürekli nedirler? Emanet ve ahidlerin hafizleri, râileridirler. Anlaşıldı değil mi? Li emanati muahdim râuneye takdimi ihtimam içindir. Yani emanetlere ahde yüce Mevla çok ehmiyet verdiğinden dolayı onları ne etmiş? Takdim etmiş. وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ Emanat bazı kıraatlerde emanetihimdir. Mufred okunmuş. O kıraate göre emanetihim, ahdihim ikisi nedirler? İkisi müfreddirler. O kıraate göre ikisi nedirler? İkisi müfreddirler. Ama cumhur kurralara göre emanati cemidir, ahdi müfreddir. Bu kıraate göre niye emanet cemi gelmiş, ahad mufred gelmiş? Emanetlerin ahde nisbete çok olduğuna işaret etmek için emanet cemi gelmiş. Çünkü emanetler çoktur. İnsan ibadetlere vermiş, aldık verdikleri emanetler var. Bütün akaid meseleler, insan iman etmeyle onları emanet almış. Bütün furuatları emanet almış. Vücudunu emanet, vücudu ona emanettir. Vücudunda iç ve diş organları onlara hepsi emanettir. Emanetler ahde nispeten daha çok fazla olduğundan dolayı emaneti ceme getirir. Emanetine getirmiş cem'e. Ya öyle deriz ve ya deriz ki ahed messerdir. Ahed nedir? Messer. Messer de az çok fark etmiyor.
Onun için ahdi cem etmeye gerek görmemiş, emaneti ne etmiş? Ceme etmiş. Bildiniz değil mi? Demek emanetlerini, ahedlerini ne ediyorlar? Muhafaza ediyorlar. Muhafaza ediyorlar. Yani ne demek? Emanetlerde hıyanet etmezler. Ahidlerinde gadir yapmazlar. Emanette hıyanet etmek, ahidde gadir etmek bir kısım alimlere göre büyük günahlardandırlar. Bir kısma göre büyük günah değiller. Ama büyük günahlardan olmasalar çok küçük günahlardan değil, veballeri, cürmleri büyük olan, yani küçülere nispeten büyük olan günahlardırlar. Müslüm Bukhari'de ikisinde geçen bir hadis var. Annebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle erban men künne fihi kâne münafiken halisen وَمَنْ كَانَتْ فِي خَسْلَةٌ مِنْهَا كَانَتْ فِيهِ خَسْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَى يَدَعَهَا. Yani dört şey var. Kimde bulunsalar o kişi halis münafık olur. Onlardan bir kısmı olursa münafıklığın bir haslet veya iki hasleti kendisinden bulunmuş oluyor. Onlar nedir? Onlar اِذَعْتُ مِنَ خَانَ. Emanet verildiği zaman hıyanet eder. Ve izâ haddese kezzebe, konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ ahede gadere, ahed verdiği zaman, söz verdiği zaman sözünde gadır, hıyanet yapar, hile yapar. Ve izâ khâseme fecere, mücadele, münakişe birileri ederken fucur yapar, yalan konuşur, haksız yerde savunmaya çalışır. Bazı hadislerde bu yoktur, üç haslet geçiyor. Bazı rivayetlerde bu da var, dört haslet geçiyor. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ. Bildiniz değil mi? وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِشَّهَادَ. Bazı alimler emanetin hifzine akıl devlet ediyor diyorlar. Ahdın hifzinin gerekliğine ne devlet eder? Hadisler şer devlet eder. Yani emanete akıl devlet ediyor. Emanetin riayetine, riayetin gerekli olduğunu, ahdın da akıl ne ediyor? Delalet ediyor. Ama bana kalırsa ikisine de şer delalet ediyor. İkisinde de akıl bariz bir şekilde takviye eder. Emanete hıyanet etmek akıl kabul etmiyor, şer de kabul etmiyor. Öyle değil mi? Ahdi yemek, yerine getirmemek aklında mehcundur, şer'den de münkerdir. وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِ مُعَهْدِمْ رَاعُونَ. Bu لِأَمَانَاتِهِمْ carun mecur, demin ra'una mutalık dedik. Tehkid için mukaddem, ihtimam için mukaddem olmuş dedik. وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. 33. ayete geçiyoruz. O kimseler ki şehadetleriyle kaimdirler. Kum muktida kaimuna haber. Bir şehadatim kaimuna haberdir. Takdim ihtimam içindir. Ceme kesretine işaret etmek içindir. Cümle ismiye istimrar devamı ifade etmek içindir. Emanatide olduğu gibi şehadatide de
müfred okuyanlar var. Ne okuyanlar var? Müfred okuyanlar var. وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَيَخْتَ وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ Anladınız değil mi? Hum kaimun bir şehadetihim takdir. Bu şekil cümle ismiye sıla olur. Peş şehadetleriyle kaimdirler. Ne demek? Yani adaletli bir şekilde şehadetlerini hakimlerin huzurunda eda ederler. Hafızdırlar ne demek? Şehadetlerini hakimlerin yanında inkar etmiyorlar. Ve hiçbir şeyini inkar etmiyorlar. Ve hiçbir şeyini olduğu gibiden kıvırmıyorlar. Nereden? Hukamların yanında. Yakınlarına mel etmiyorlar. Şereflilere taraftarlık göstermiyorlar. Kuvvetliyi zayıfa tercih etmiyorlar. İşte şehadetleriyle kaimdirler manası budur. Hükümlerin yanında adaleti bir şekilde, şehadeti inkar etmeden, hiçbir şeyini inkar etmeden, hiçbir şeyini tağir etmeden aleyhine ve lehine şehadet edilen kişiler arasında hiç ayrım yapmadan, bu yakın mı, yabancı mı, şerif mi, vadi mi, kavî mi, daif mi, ayrım yapmaksızın bildikleri şehadet neyse, bildikleri şehadeti ifade ediyorlar. İşte şehadet hafız etmek budur. Bu neyi gösteriyor? Bu haslet kimde varsa, bu kişinin dinde ve dinin hukuklarını, ahkamlarını ihya etmeye gayretli olduğunu, salabet şiddetini olduğunu ortaya koyuyor. وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ O ki namaz 33. ayet bitti, 34'e geçiyoruz. وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ O ki namazlarını ne ediyorlar? Namazlarını muhafaza ediyorlar. Burada da sıla cümle ismiye gelmiş. Yine devamı istimrarı ifade ediyor. Ala salati muhafizuna mutalaktır mukaddem olmuş. Hasri ihtimamı ifade ediyor. Salatihim emanatihim ahdihim şehadatihim hepsi him edaf edilmesi teşvik içindir. Emanet ahad onlarındır. Rahat etmek zaten onların görevi. Şehadet onlarındır. Zaten kıyam etmek onların görevidir. Namaz onların namazıdır. Onlara farz olmuş. Onların menfaati nedir? Zaten muhafaza etmelidirler. Bildiniz değil mi? Şimdi önce bunu bilelim. Dedik ya takdim hasri içindir. Cümle ismi devamı ifade, takdim ihtimam içindir. Cümle ismi hasri ifade ediyor. Namazı muhafaza etmek ne demek? Namazı muhafaza etmek. Önce bir de bunu bilelim. Bir yerden geçti. 23. ayete اَلَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ daimun 33. ayet. Bu onun tekrarı gibi görünüyor. Bu onun neyi görünüyor? Bu onun tekrarı gibi görünüyor. Ha niye tekrar olmuş? Zahir olarak tekrardır. Tekrar ehemmiyetini ortaya koyuyor. Nasıl ala salati muhafizuna takdimi ehemmiyeti gösteriyor ise tekrarı da ehemmiyeti ne ediyor? Gösteriyor. Veyahut da deriz ki birinci salat farz salatlardan ibaret, ikinci nafilelerden ibarettir. Bu şekildeysek artık tehkid olmaz, ikisi farklı farklı olur.
salatları muhafaza etmek ne demek? Farklı görüşler var müfessirler arasında. Namazı muhafaza ediyorlar, namazını sürekli kılarlar, devam ederler. Borca kılarlar. Bak, namazı muhafaza etmek bir görüşe göre üzerine devam ediyorlar. Bir görüşe göre çok kılarlar. Bir görüşe göre vakitlerinde kılarlar. Vakitlerinden takdim tahir etmezler. Bildiniz değil mi? Bir kısma göre namazlarını muhafaza ediyorlar demek, vakitlerinde kılarlar. Bildiniz değil mi? Yani namazı devam ediyorlar. Devamdan murat vakitlerinde kılmaktır. O birinci ayet. اَلَّذِنَهُمْ عَلَى الصَّلَاتِمْ دَائِمُونَ. Hani daimdirler demek, vakitlerinde kılarlar. Burada وَالَّذِنَهُمْ عَلَى الصَّلَاتِمْ يُحَافِزُونَ. Hevz ederler demek, erkanları, vacibatları, sünnetlerini, adablarını yerine getiriyorlar. Bu şekilde aralarında fark yapan da var. Bazılar diyorlar zaten demin dediğim gibi daim nerede kullanılır? Sünnetlerde kullanılır. Muhafaza mektubat farzlarda kullanılır. Görüşler çoktur. Oldum. Fema vellezinehum ala salati muhafizun ulaike fî cennâtim mukremûn. Bakın, ulâ iken mubtada oluyor. Fî cennâtin haber olur. Mukremûne ikinci haber olur. Bildiniz değil mi? Fî cennâtin tenvin tazim içindir. Mukremûne manası kendileri cennete girerken girişte karşılanıyorlar. Melaketler, hizmetçiler tarafından cennet girişinde ne ediyorlar? Karşılanıyorlar. Veya mukremune demek cennette süresi zaten kalıyorlar. Cennette oldukları sürece ikramları yapılıyor, ikramlarından kusur yapılmıyor. Fi cennatin, cennatin eliftayla olan cemen cemakıledir. Çünkü cennet tabakatları yedidir. Yedidir. Veya her birine verilen onu geçmiyor. Yani yedi tabakat alabiliriz. Hani her biri yedi tabakatı gezer, o geçen ayetlerde onun üzerine konuştuk. Yani kendilerine verilen cennetler nedirler? Kendilerine verilen cennetler kalildirler. Veya cennatin, evet cem-i kıllâdır, bazen kıllâ kesre yerine, kesre kıllâ yerine ne yapılabilir? Kullanılabilir. Burada kesrete kullanılmış diyebiliriz. Cennatindeki tenvin, tazim içindir. Cemiyet, kıllet veya teksir içindir. Manası ulaike fi cennatin. Onlar çok ve büyük cennetlerdedirler. İkramları yapılıyor. Ulaike ismi işaret oldu mu? Onlar tazim için göz önüne getiriliyor. Çünkü ismi işaret mubsere bil besere raci olur. Buradaki ulaike gelmesi onların ehmiyetini nesbul ayn, yani mensubul ayn, göz önünde tasavvur ettiklerini ifade ediyor. Bir, ulaike ba'id olması hasebiyle bunların rütbeleri büyük olduğunu ne ediyor? Büyük olduğunu ortaya koyuyor. Yani ne demek? Onlar cennet nimetleriyle, nimetlenmeyle birlikte bir de ikramları yapılıyor. Yani güzel senayla, güzel bir karşılamayla
ikramları yapılıyor. Ulaike fi cennatin mukremun. Oldu mu olmadı? Fema lillezine keferum qibeleke muhti'in. Fema lillezine keferum qibeleke muhti'in. Ne olmuş kafirlere ki muhti'ine qibeleke, senin cihetinde cihetine acele ediyorlar, koşuşturuyorlar, koşuyorlar sana etrafına. Femali, normalinde femalilledine olan elledine yapışık yazılmalıdır. Ama Hazreti Osman'ın mushafında ayrı yazıldığı için ayrı yazılmaya devam edilmiş. Bildiniz değil mi? Ma istifamiyedir. Eyyü şeyin manasınadır. Mubtada olur. Lillezine maya haber olur. Keferu fil vav faal olur. Muhti'ine qibeleke. Muhti'ine keferdeki vav hal olur. Qibeleke ne olur? Muhti'inenin zarfidir, mukaddem olmuş. Zarfidir ne olmuş? Mukaddem olmuş. Veyahut da qibeleke keferunun birinci halidir. Muhti'ine ikinci neydir? Halidir. Veya muhti'ine birinci haldir, haldir. Qibeleke muhti'ine. İnanın içindeki humme hal olur. Ne olmuş? Mukaddem olmuş. Hale mutedahile olur. Yani manası nedir? Gözleriyle hep seni gözetliyorlar. Sen etrafını gözetliyorlar. Sana yaklaşmak istiyorlar. Ta ki neysinler? İstiza edecek, alay edilecek bir şeyi bulabilirler mi? Bir kusur kendilerince, bir kusur, bir eksiklik bulabilirler mi? Onu büyüterek, onunla takip etsinler, alay etsinler, onunla vakit geçirsinler. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِيْبَلَكَ مُحْتِعِينَ. Keferu ellezine nedir? Sıledir. Mana itibariyle niye muhtiine qibeleke, niye alay için senin kusurlarını araştırıyorlar, sana doğru acele ediyorlar? Küfürlerinden dolayı. Yani küfürleri muhtiine qibeleke ne olur? İllet olur. Fema lillezine keferu qibeleke muhtiin. Anil yemini ve anil şimali izin. Bakın, ulaike fi cennatin mukremun. 25. ayet. Fema lillezine keferu qibeleke muhti'in. 26. ayet. Anil yemini ve anil şimali izin. Bu da 27. nedir? Ayettir. Bu izin keferudaki vav ne olur? Hal olur. Veya izin muhti'inenin içindeki humme ne olur? Hal-i mutedahile olur. İzin izvetunun cem'idir veya izhetunun cem'idir. Lamul fiili ya vav, hani senetun senehun gibi. Lamul fiil vav veya ya. Mesela senetun sinune diyoruz. Burada da azevetun azehetun. Allah-u Alem dapti öyle olsa gerek. Onu yine bir bakalım.
azevetun, azehetun, senetun gibidir. Ne olmuş? Lamul fil vav veya hasve gitmiş. Ceme için faul fil ayn meksur olmuş. Eyzune, eyzine oldu. Anlaşıldı değil mi? Eyzin kesreli de okunabilir. Uzun, uzin deme de okunabilir. Anil yemini ve anil şimali. Bu car-ı mecrur izine mutalık olabilir. Niye? Muştak mıdır? Çünkü izin müteferzikin manasındadır. İsmül faal manasındadır. Car-ı mecrure amil olabilir. Car-ı mecrur ona mutalık olabilir. Veya min anil yemini ve anil şimali muhtineye de ne olabilir? Mutaallık olabilir. Veya femali lezine keferu, buradaki kef ellezine de hal olabilir. Sibevihye göre keferudaki vav da hal olabilir. Kulası anil yemini. Anil yemin ve anil şimali. Neye hal olabilir? İzine mutalık olabilir. Bir. Muhtine mutalık olabilir. İki. Ellezine veya keferudaki vava hal olabilir. Üç. Üç ihtimali vardır. Oldum. Pek müteferrikin demek, atrafında sağda solda böyle ari ari duruyorlar, ari ari oturuyorlar, ari ari cam oluyorlar. Niye? Çünkü hepsi bir yerde toplanmıyorlar diye. Biri sağ tarafta, biri solda, biri yani böyle atrafını dağınık yerlerde oturuyorlar da acaba bir eksiklik, bir kusur, alay edecek bir şey bulabilir miyiz? O şekil oturuyorlar diye. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِيبَلَكَ muhti'in anil yemini ve anil şimali izin. Anlaşıldın? اَيَّتْمَعُ كُلُّ مْرِئِنْ مِنْهُمْ اَيُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. Burada duralım, yarın da olmazsa bir ders yapalım. Tamam. Kaçıncı ayette? 38. ayetin başında duralım. Yarın inşallahü teala kalanıyla bir ders yaparız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyetun hasbi bi enneki mantıki